Kırmızı et protein açısından çok zengin bir besindir. Aynı zamanda çinko, demir, magnezyum, fosfat gibi mineraller de içerir ve B1, B6, B12 gibi A vitamini gibi vitaminler de içermektedir. Şimdi bu besin değerlerini kaybetmemek için pişirme yöntemleri çok önemlidir. Özellikle pişirme yöntemlerimiz haşlama, ızgara, fırınlama olması gerekiyor. Yüksek ısıda pişirilen etlerin aynı zamanda faydasından ziyade zararını görmeye başlıyoruz. Çünkü yüksek ısına maruz kalan etlerin kanserojen maddelerin oluşumunu destekler. Ondan dolayı pişirme yöntemlerimiz çok kıymetli oluyor. Şimdi etin içerisinde C ve E vitaminleri bulunmadığından dolayı daha çok sebzelerle pişirirsek daha fazla faydasını hem görmüş oluruz hem de C vitamini aldığımızdan dolayı demir eminimini desteklemiş olacak. Hem de etin sindirimi zor olduğu için de sebzelerle desteklediğimiz için sindirimi de kolaylaştırmış olacağız. Kurban eti kesildikten sonra hemen pişirilmemesi gerekiyor. Çünkü ölüm katılığı dediğimiz bir katılığa, bir sertliğe sahip oluyor. Hemen pişirdiğimiz ve yediğimiz zaman özellikle mide ve bağırsak rahatsızlığı olan bireylerde hazımsızlık, kabızlık gibi rahatsızlıklara sebebiyet verebiliyor. Onun için biraz bekletmemiz gerekiyor. En az 12-24 saat buzdolabı koşulunda beklettikten sonra tüketmeye başlayabiliriz. Ve saklama koşulları ise özellikle etleri daha çok kıyma değil de küçük küçük doğrayıp buzdolabı poşetlerinde dolap koşulunda -2 buzdolabı koşulunda 1-2 hafta bekletebiliriz. Yalnız -18 derecede derin dondurucuda 3 ile 6 ay içerisinde bekletip tekrardan tüketebiliriz. Etin sindirimi zor olduğundan dolayı eti daha çok öğlen tercih edersek çok daha kıymetli olacaktır. Çünkü akşam yediğimiz bütün besinler yağ olarak bize geri dönüş yapabilir. Özellikle kalp ve damar hastalıkları olan bireylerde haftanın sadece 2 gününden fazla et tüketmemesi gerekiyor. Ve tabii ki sakatatlara kesinlikle çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü kurban bayramında malum sakatatlar da tüketilebiliyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda miktar çok önemli oluyor kalp damar hastalarında. 2-3 köfte büyüklüğünde dediğimiz yani 4-5 kuşbaşı civarından fazla tüketmemeleri gerekiyor. Yanında muhakkak salata, bol limonlanmış salata tüketmemiz gerekiyor ki demir eminimini etkilesin. Şimdi bayram tabii ki geleneklerimizde olduğu gibi misafirliğe de ya da gittiğimizde muhakkak ikramlarda bulunuyorlar. Tatlı tüketimini bayramda daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü sadece tatlıyı değil aynı zamanda gazlı içecekler de tüketimi yüksek olabiliyor. Bayramda kafein tüketimi çok yüksek olduğu için özellikle çay ve kahvelerde kafein miktarı 200 milimi geçmemesi gerekiyor, miligramı. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Tatlı yenildikten sonra yanında 2 yemek kaşığı kadar ya yoğurt ya da bir miktar süt tüketilirse en azından kan şekerini dengelemiş olur. Özellikle diyabet hastalarında. Özellikle kahvaltıya atlanılmaması gerekiyor. Dengeli bir şekilde bir kahvaltı yapılması gerekiyor. Mesela yumurta, peynir, bol yeşillik, zeytin, bir dilim ekmek, tam buğdaylı ekmek olabilir. Yanında çayımızla kombine edebiliriz. Öğlen yemekleri dediğimiz gibi daha çok et ağırlıklı tüketebiliriz. Tabii kişinin beslenmesine ve günlük enerjisine göre alması gereken et miktarı farkıdır. Etin yanında muhakkak salata olması gerekiyor bol limonla çünkü demir eminimini etkilediğinden dolayı. Akşamda daha çok hafif çorba olabilir, salata, sebze yemekleri tüketebiliriz. Ve bir diğer gün aslında bayram günü bu şekilde dengeledikten sonra ya da çok fazla kaçırdığımız zaman diğer gün en azından dengelememiz gerekiyor. En azından bayramın ikinci günü etten ziyade daha çok hafif yemeklerle geçirmemiz gerekiyor. Yani bayram günü dikkat edemedik, her şeyi tükettik ama en azından bayramın ikinci günü ne tatlı ne de kırmızı et ağırlıklı beslenmememiz gerekiyor. Daha çok su ve yürüyüşle de desteklememiz gerekiyor.